Farklı yiyeceğin bir araya gelerek yeni bir lezzet olarak insanların faydasına sunulan bir yiyecek. Ve bildiğim kadarıyla Nuh Peygamber'in gemisinin karaya oturduğu zaman artık gemide kalan son yiyeceklerin bir araya getirilerek pişirilmesiyle ortaya çıkmış yeni bir lezzet. Ve baktığımız zaman 12 farklı yiyeceğin bir arada olduğu ve yeni bir lezzet kavramının ortaya çıktığı bu yiyecek aslında... Sayın şube müdürlerimiz, Eğirdir'imizin çok değerli misafirleri, basın mensupları ve sevgili öğrenciler, Aşure günü münasebetiyle burada bir araya gelmekten dolayı öncelikle katılımcılara şükranlarımızı arz ederiz. Malumunuz Aşure günü bizim için kültürel bir geçmişi olan önemli günlerden bir tanesidir. Aşure'nin en önemli bize hatırlattığı nokta bir anlamda yardımlaşma duygusunun ve kaynaşma duygusunun oluşmasını sağlayan ve toplumları sosyalleştiren en önemli günlerden bir tanesidir. Malumunuz dinimizin dini terminolojide yıllar hicri olarak devam eder ve bunların başında da Muharrem ayı gelir. Muharrem ayın 10. günü de Aşure olarak kabul edilir. Aşure
hem yeni yılın başlangıcı olması münasebetiyle aşure ile başlayan bu yardımlaşma ve bir anlamda tatlı ikramı o yeni yılında bir anlamda temennisi olarak devam eden aylarda ve yıl sonuna kadar bir dilek ve temenni şeklinde devam eder. Aynı zamanda geçmiş dinlerde de önemli hadiselerin olduğu günlere tekabül eder. Bunlardan en önemlisi Hazreti Adem'in tevbesinin kabulü, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cüddi Dağı'na oturması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtulması gibi birçok hadiseleri de aşure gününde gerçekleştiğini görürüz. Aslında biz bu aşure günüyle de bir anlamda onların bu hadiselerdeki kurtuluşuna bir anlamda tasdik göstermiş, tasdik etmiş ve İslam'ın cihan şumul bir özelliğini de burada beyan etmiş oluyoruz. Bu vesileyle sosyal kaynaşmaya sebep olan ve sosyal kaynaşmayı tetikleyen bu günlerin bir araya gelmemize vesile olan aşure günü dolayısıyla ve ilerleyen zamanlarda bir vesileyle tekrar bir araya gelmeyi arzu ederek tüm katılımcıların, tüm öğrencilerin sağlıklı, mutlu, nice yıllar geçirmesini temenni ederim. Saygılar diliyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi fir ve rahim ve ente khayrul rahimin. Kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. İnnallaha la yuhibbul musrifin. Ekele ta'amekumul ebrar ve eftara indekumus saimun ve sallet aleykumul melaike ve zekerahumullahu fîmen indeh. Allahümme erzukna tayyibe ve esta'milna saliha. Ey bizleri yoktan var eden Rabbimiz, varlığından haberdar eden Rabbimiz, gözümüzü, elimizi, kulağımızı, bütün duyularımızı bize bahşeden, meccanen, ücretsiz olarak veren Rabbimiz. Ey bizi bir hücreden, halk eden, yaratan Rabbimiz. Bizleri sana şükreden kullarından eyle. Seni anan, seni hatırda tutan, senin için bütün varlığı seven kullarından eyle. Ehl-i Beyt'i anlamayı ve bütün insanlığa yeryüzünde cennet yaşatmayı nasip eyle. Kerbela'yı anlamayı, Kerbelalardan uzak durmayı, insanları merhamete davet etmeyi nasip eyle. Sentezlerden hayır çıktığını bize aşurede öğrettin. Büyük dalgalardan Nuh Aleyhisselam'ı kurtardın. Türlü afetleri def eyledin. Şu 21. yüzyılda İnsanlığın üzerindeki bütün afet ve belaları def eyle. Memleketimiz üzerindeki bütün afet ve belaları def eyle. Bizleri seni seven kullarından eyle. Senin tarafından sevilen kullarından eyle. Senin aşkınla değişen, bütün varlığa karşı aşk duyan kullarından eyle. Bizleri taş kalpli kullarından eyleme. Rabbimiz, bu aşurede kaynaşmayı öğrenebilmeyi, merhameti tadabilmeyi, gönülden senin sevgini hissedebilmeyi bizlere nasip eyle. Rabbimiz, senden hayır, senden güzellik, senden senin sevdiğin meveddet ve merhameti diliyor ve dileniyoruz. Sen bize lütfeyle, kerem eyle. Allah rızası için El-Fatiha. Altyazı M.K.
kafaya yazın.